Tabii PİŞAT'ın aşamaları nelerdir? Bir de onları anlatalım. Öncelikle bir 20-30 cc kadar kan almaktayız ve bunu iki PRP tüpüne aldıktan sonra santrifüj işleminden geçiriyoruz. Santrifüj işleminde özellikle üst tarafta plazma dediğimiz ve alt tarafta da tamamıyla kırmızı kan hücrelerinden oluşan bir çökelti, üst tarafta da plazma dediğimiz içerisinde minerallerin, vitaminlerin olduğu ve ortasında da özellikle bafikat dediğimiz beyaz bir tabaka, tamamıyla trombosit ve beyaz nötrofillerden, beyaz hücrelerden oluşmakta. Biz bu sadece 1,5-2 cc trombositleri onun içinden alarak daha sonra dışarıda aktive edip ve arkasından penise enjekte ediyoruz ve böylelikle peniste damarsal yapının yeniden oluşmasını sağlıyoruz.